Günaydın. Günaydın canlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Ne yaparsınız, ne dersiniz, neler yersiniz, neler pişirirsiniz? Bugün sabah kahvaltısına menemen yapıyorum. Şöyle bahçeden arkadaşlar, canlarım benim. Elime hemen iki yeşil biber aldım. Domates, bir de yumurta. Elif de soframızı koydu arkadaşlar. Çayımı da atıverdim daha. Ne olsun. Şimdi ocağın altını... Sen ocağın altını yap, ben hemen geliyorum. Açıyorum annem. Yine her zaman gibi arkadaşlar, zeytinimiz, peynirimiz, reçelimiz var soframızda. Evet, kolam pişirilir. Ya dedim ne yapayım, ne yapayım dedim. Bugün de dedim hemen dedim şöyle. Ocağı yalnız hani tavayı biraz ortalasana. Hem de şu yanına alayım o zaman. Dur. Evet. Şöyle, tamam mı? Tamamdır. Domatesim, kabuklarım. Günaydın baba. Günaydın, günaydın arkadaşlar. Hatice Sultan, ne pişiriyor bugün? Bugün ne yapıyorum? Hemen tavuklarımızın altından yumurtayı getirdim, aldım. Bahçeden iki biber toplayıverdim. Bir de domates topladım. Bugün dedim ne yapayım, ne yapayım dedim. Gene dedim. Benim bugün gözlerim kapanıyor. Niye? Kimin? Benim. Yatıyor, dinle. Şimdi şu şekil. Erkenden kalktın ya böyle. Dayanamadım. Biraz erken. Arkadaşlar Hatice Hanım bugün köyüne götürüyor. Köyüne götürüyorum. Anacığım. Lakin arkadaşlar. Anası köye yerleşti arkadaşlar. Hatice Hanım ara sıra gidiyordu. Gidiyordu. Şimdi annesini ziyarete gidecek. Şimdi ziyarete gidecek arkadaşlar. Hemen kısaca net anlatayım. Kardeşimin çocuklarına bakıyordu. Eşinden ayrıldıydı. Geri birleşmişler 10 sene sonra. Onun için anneme koy şey yaptı. Koya gitmişler dün. Hem mevlidimiz var bu arada. Arada birleşmelerine de çok sevinir arkadaşlar. Aynen. En azından çocuk anneleriyle, eşiyle. Aynen öyle. Kayıcı. İyi oldu. Aynen. Biri 16 yaşında. Biri 16 yaşına girdi arkadaşlar. Birisi de... Anne altını kutsa mı? 14 yaşında. Onun için dün getirmiş eşini. Sevindim arkadaşlar. Annesi dedik. Daha mutlu oldum. Annem de koya gitti babamla. Orada inşallah herhalde... Aynen köyde mi yaşarlar, aynen biliyorum. Yeniden tekrar bir ev mi tutarlar. Eşim dün dedi şok oldum, inanmadım. Şok etkisi yarattı sende. Bir anda söyledi, şaka yapıyor herhalde şimdi dedi. Şimdi buraya hemen gidiyorduk uzak. Onun için... Aslında burada da durabilirler. Hani kendilerine şöyle dediğim gibi. Yine Sincan'dan olur, başka bir yerden ev bulur. Burada da durabilirler. Onların o kendi tercihi. Hani... Köy hayatını seviyorlar. Biz kal diyor ama kalmıyorlar. Aa Hatice Hanım bu yanmış. Yanmaz kızartmış. Kızarmış. Altını çok açıyor. Kızıyor baba. Yine kızdan acelemiz var. Gideceğiz acelemiz. Kızım dört yardım. Şimdi şöyle gel. Hemen biberlerini koyayım. Domates. Sincan kalmıyor mu? Sincan gelmiyor. Bugün ikiniz baş başa gideceksiniz. He. Bugün ben de yokum. Baş başa mı yok? Aynen öyle. Ama biz ortamda ikimiz. La ben de yokum. Ara sıra biz kavga ediyoruz baş başa oldun mu? Ben karışma. Ben de o yokum. O bağırıyor, ben bağırıyorum. Kim ayırt edecek bizi? Hani elbette yok. Elbette çocuklar koymaya gidiyor arkadaşlar. Biz de gidiyoruz. Ucağımda gitmiyor. Eşimle beraber. Bugün erdiğiyle gülüdük. Baş başa gittim. Nasıl olsa hani yine baş başa kalacağız dediniz. Değil mi? Öyle. Onun için hayat böyle. Şimdi şunu bir karıştır da ben şuraya bitireyim hani. Tamam mı sen? Tamam. Ben oruçluyum. Yeter. Yavaş yavaş bek. Yiyelim. Babamın karıştırma taktiği ne güzel çalkalıyor şimdi dökmesi. O yok. Önceden babam güzel yemek yapardı yok. Arkadaşlar. Yok. Baba. O kadar da değer sabah sabah yalanızı yiyeceğim. Dur ya eski günleri özledim. Ama unutmuşum. Unutmuşum. Çeviri veriyordum. Tavayla çeviri veriyordum. Tavayla babamın eli lezzetlidir arkadaşlar. Daha öncesinde aşçılığı var. Onun elinde on marifet. Öyle değil mi baba? Dur ya bir dakika. Allah Allah. Dökersen ne yapayım şöyle? Deniyor işte anne. Şansa. Geç. Ya biz yeriz diyor ya ocağımız ne yer diyor. Az çok olacak o. Hemen şöyle tavaya gideceğiz. Bu arada tavuklara çıkın benim. Tavuklara tak ki tavuklar da sevmez. Kedilerimiz var baktınız mı bu arada? Gönledim. Burada Elif
poşette şey var, onları kendilere vereceğim. Lira koydum, aldım ben. Şeye koydum, küçük kilerimize koydum, oraya koydum sofrayı hazırlayabilmek için. Melemelimiz olsun. Seninki gibi çiğince bırakacağım böyle. Sen pek yemezsin ama anne öyle. Yerik, babayım için yeriz. Yumurta anne şöyle kırarız yavrum. Hadi yumurta. Üç tane de yumurtamızı. Kapıya kaçmadı ha. Değil mi? Hı. Kaburumu boy boymadan kaçmadı. Ben boymuyorum. Sen daha net görüyorsun şu an. Ne demişler bu annem? Anne meleme şey yumurtaya karıştırayım şöyle. Karıştır. Ben hemen kalkmara şuradan tık geliyorum. Tavuklar ne olur dolu tavuklara fazla yok. Yok lan şu domatesle kabuğa değil. İyi hadi atla gel bak. Çabuk gel bak oyalanma. Ne o? Bekletme bizi anne. Hadi. Anne bugün seni sevdiğin tarzda melemen yaptı. Domatesleri evet. Çok fazla öldürmedi. Şöyle yapalım. Anne, melemen bugün... aslında böyle yenir. Hatta fazla da pişirmeyeceksin ki daha yaraşlı daha faydalı. Normalde bir gün böyle baba nerede bilmiyorum böyle AVM'de herhalde. Menemen aynı senin böyle dediğin gibi yapmışlar domatesle. İşte böyle oluyor. Aha aynen. Ay yumurtası çok mu oldu ne? Olabilir. Beni şöyle kaynasın mı? Arkadaşlar Hatice Hanım'ın melemeni pişti. İşte gitsin. Hadi sofraya. Tabii Hatice Hanım bekleyeceğiz şimdi. Gelir saat. Çayları dolduram ben. Sen çayları doldur kızım. Annen gelsin. Ekmekleri koyalım. Ekmek koymamışız sofraya. Bugün şansımızda hava serin mi desem sıcak. Tamam fazla demli olmasın kızım. Demli içmiyorum ben. Evet. Tamam. Ben şeker de buldum. Arkadaşlar yola gideceğiz. Aşağı yukarı. 2-2,5 saat falan sürüyor. Beni uzun sürüyor. Hızlı gidersen. Hızlı yani gidilir mi kızım? Yavaş ben git. Normal trafiğim. Şey kuralım. Gene 3 saat sürüyor. Sürüyor tabii ki. Yani. Mola veriyoruz derken. Molamızı veriyoruz. Şöyle koyayım ben şimdi. Yerimi alayım. Ekmeğe de. Annen de gelsin. Ekmeğe de koy. Niye sussun ya? Allah Allah. Arkadaşlar bana neden su siyah dedi biliyor musun? Ben dedim ki biraz bunu karalara bürünmüşüm dedim. Siyah beyazım vardı dün giymiştim. O güzel yağışmış onu giy dedim. Bana su siyah diyor. Ben ona, bilmiyorum ona, diyor çantama koydum diyor. Onu çıkarttım yok sade siyah aldım uzun boyacık kısa ya. Pembel de güzel. Şimdi şey dolmaz mı? Öbür dolmaz kızım uzun. Evet arkadaşlar yine her zamanki gibi soframıza kahvaltılarımızı koyduk. Annemin el yapımı reçelleriyle birlikte. Güzel yanında mis gibi bahçemizden domatesimizi, biberimizi getirdik, melemenimizi yaptık. Bize yemek düşer. Allah bereketini artırsın. Amin. Evet arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.